Heh. İndi de gören ne olur? Bilmirsen ne olur. Dünen senin yegane kızının ad günüydü. Onun 20 yaşı tamam olurdu. Uşak seni sehere kadar gözleyip. Yaman unutkan olmuşsun Kenan. Bunu gün ortadan zen gelip meren niye demirsen? Yakın uşağın inciyim benden ha? Bilmirim. Ama ben niye zen gelemeliydim? Ben öyle gelirdi ki senin yegane kızının ad günü hiçbir zaman yadından çıkabilmez. Var devletin arttıkça, pulların arttıkça, elagelerin genişlendikçe seni tanımak olmur. Çok değişmişsin Kenan, çok. Niye var devletin deyirsen, var devletimiz demirsen? Benim elediğim sözün için, ailem için dör be ya. Aile? Sen bunu aile deyirsen? Bu ailedir. Bizim ailemiz çoktan kurtarıldı Kenan. Senin haberin yoktu. Belki diyesen aile nece olur? He? Senin diyene kadar bunu başa düşmemişsen sen. Bundan sonra çetin başa düşesen. Bilirsen Kenan, senin varının, devletinin, pulunun, vazifenin bir kapili artık değeri kalmayıp benim için. Hündük olmaz da. Bunu el evvelden diyerdin da. Onda cavan vaxtı niye demirdin? Ben de gidip müellim işleyip 300 maat maaş alıp ailemle hoşbaxt yaşayardım. Öyle. Bəli. Belki öyle olsaydı onda daha hoşbaxt yaşayardık. Sen öyle danışırsan ki eşiden bilen elə bilər ki ben iki ayağımı bir başmağa diriyip senden nesel tələb eləmişim indiyənə qədər. Sen tələb eləməmsən. Hayat, zaman tələb eləyib. Mən qarışqa kimi ayaqlar altında sürünməyi xoşlamıram. Heç sən də xoşlamırsan. Ümumiyyətlə mən başa düşə bilmirəm axır zamanlar sənə nə olur. Kenan, sən indiyə nə qədər məni anlamamsansa, bundan sonra çətin anlaya bilərsən.